Sam Market'ten herkese merhaba. Ben Çağın Çelik. Raspberry Pi Pico videolarımıza devam ediyoruz. Bugün elimde çok harika ve işlevsel bir aksesuar olduğunu düşündüğüm WaveShare 1.3 LCD ekran var. Ekran gördüğünüz gibi Raspberry Pi Pico'nun üzerine geçecek şekilde yapılmış. SPI ara birimini kullanıyor ve ST7789 kontrolcüye sahip. 1.3 inçlik boyutuna rağmen 240x240 gibi gayet yüksek bir çözünürlüğe sahip ve 65.000 ayrı renk gösterebiliyor. Ve IPS teknolojisini kullanan bir ekran olduğu için yatay ve dikey görüş açıları da gayet geniş. Ortadaki LCD ekranın yanı sıra solda 4 yönlü bir thumbstick ve 4 tane tuş görüyoruz. Bir tuş da aslında thumbstickte bulunuyor. Bunun ortasına bastığınızda da bir tuş olarak işlev görüyor. Üretici bu ekranın hangi Pico pinlerini kullandığını belirtmiş. Eğer projelerinizde diğer pinlere erişmek istiyorsanız buna göre hareket edebilirsiniz. Tabi boştaki pinlere erişmek için buraya diğer taraftan kablo lehimlemeniz gerekecek. Şimdi ekranın hangi pinleri kullandığına bakalım. Ekran toplam 24 pin kullanıyor arkadaşlar. Bunlardan birisi güç pini, 8'i toprak pini, 6'sı ekran için ayrılan SPI haberleşme pinleri, 4'ü buradaki A, B, X ve Y etiketli pinlere ayrılmış ve son olarak 5'i de tam ayrılmış durumda. Dikkatimi çeken bir şey de bu sağ kısımda gördüğünüz küçük tuşların üzerindeki etiketlere e, isimlendirmeye baktığımızda A, B, X, Y yazıyor. Yani PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarının kontrolcülerin de olduğu gibi yapılmış. Valla ne yalan söyleyeyim şu an canım bundan eski Nokia telefonlardaki yılan oyunu gibi bir şeyler yapmak istedi. Peki ekranın kod dokümantasyonu nasıl? Üretici bize hem C++ hem de MicroPython dilinde örnek kodlar sunmuş. Ekran çalışmak için özel bir sürücüye veya kütüphaneye ihtiyaç duymuyor ki bu çok güzel bir şey. MicroPython içindeki hazır kütüphaneleri kullanarak ekranda şekiller çizdirebiliyoruz, pikselleri yakıp söndürebiliyoruz ve yazılar gösterebiliyoruz. Şimdi gelin birlikte üreticinin verdiği örnek kodu inceleyelim ve bu kodlardan yola çıkarak kendimiz farklı bir şeyler yapmaya çalışalım. Kodun en başına dahil edilen kütüphanelerden bizim için en önemli olanı FrameBuff arkadaşlar. Ekranda bir şeyler çizdirmemizi sağlayan kütüphane bu. Bu kütüphanenin dokümantasyonuna bakarak kendimiz ekranda başka şeyler çizdirmeyi deneyeceğiz. Ama önce bu kodun ne yaptığına bir bakalım. Burada üretici SPI pinlerini tanımlamış ve kodun kalan kısmında ekranın ayarlanması yapılıyor. Ekranın çözünürlüğü ne kadar renk desteklediği gibi bilgiler kaydettiriliyor. Asıl ekranda bir şey çizdirme işlemi 156. satırdan sonra yapılıyor. Burada ekranın arka plan parlaklığı ayarlanıyor. Ekranın arka planı tamamen beyaza çevriliyor. Sonra tam stick ve tüm tuşlar tek tek tanımlanıp hangi pinlere karşılık geldikleri belirleniyor. Hemen sonra while bir döngüsü altında if else ifadesiyle eğer bu tuşa basılırsa şu koordinatlarda fill alter rect ki rect rectangle yani dikdörtgenin kısaltması bu komutu kullanarak şu renkte içi dolu bir dikdörtgen çiz deniliyor. Eğer tuşa basılmazsa da aynı dikdörtgen beyaz yapılıyor ve bir tane de çevresinde kırmızı dikdörtgen çerçevesi çizdiriliyor. En sonunda yine arka plan beyaza boyanıyor gördüğünüz gibi. Videonun başlarında ekranda bir şey yazdırmamızı sağlayan kütüphanenin adının frame buff olduğunu söylemiştim. Bu kütüphanenin dokümantasyonuna baktığımda metinleri nasıl yazdırabileceğimi ve diğer şekilleri nasıl çizdirebileceğimi de öğrendim. İsterseniz sıfırdan başlamak yerine direkt bu kodun içine onları entegre edip işimizi kolaylaştıralım. Ekranda sürekli bir şeyler çizdirilmesi için while bir altındaki tuşlarla ilgili if else ifadelerini sildim. Metin yazdırmak için lcd.text komutunu kullanıyoruz. Parantez ve tırnak işareti kullanarak metnimizi yazıyoruz, tırnağı kapatıyoruz. Virgül koyup metnin yatay koordinatını ve bir virgül daha koyup dikey koordinatını yazıyoruz. Son olarak da metnin rengini belirliyoruz. Bu kodun en üst kısmında kırmızı, mavi ve yeşil gibi temel renkler belirlenmiş. Biz de onlardan faydalanıp lcd.red diyerek metnimizi kırmızı yapıyoruz. Ama dikkatinizi çekmiştir metnin fontu çok küçük. Bu şimdilik benim de çözüm bulamadığım bir sorun çünkü frame buffer kütüphanesi font büyüklüğünü ayarlamaya izin vermiyor. Ama ileride bir çözüm üretirsem ya da bulursam bunu video açıklamalarında sizlerle paylaşacağım. Dikdörtgen ek olarak çizebileceğimiz bir başka şekilde çizgi. Çizgileri nokta line komutu ile çizebiliyoruz. Bu komut 5 tane parametre alıyor. Sırasıyla çizginin başlayacağı yatay koordinat, dikey koordinat, ve çizginin biteceği yatay koordinatla dikey koordinatı girmemiz gerek. En sonda çizgi rengini belirleyebiliyoruz. Bir de dikey çizgi V-Line ve yatay çizgi H-Line var. Bunlar Vertical ve Horizontal'ın kısaltması. Bunlar da 4 parametreye sahip. V-Line için bir örnek vermem gerekirse ilk değer yatay koordinat, ikinci değer dikey koordinat, Üçüncüsü çizginin uzunluğu, dördüncü de renk. Son olarak nokta piksel komutundan bahsetmek istiyorum biraz. Bununla ekrandaki herhangi bir pikselin rengini değiştirebiliyoruz kullanımı da çok basit. Sadece 3 parametresi var. Yatay koordinatlar, dikey koordinatlar ve renk. Tabii ki tek pikseli görmek biraz zor. Dikkatli bakmanız gerekiyor. Bu da aslında ekranın çözünürlüğünün ne kadar yüksek olduğu konusunda bize ipucu veriyor. Sonuç olarak bu kütüphane ile ekran üzerinde içi boş ve dolu dikdörtgenler, çizgiler çizdirebiliyoruz, ekrandaki herhangi bir pikseli tek tek yakıp söndürebiliyoruz ve yazılar yazdırabiliyoruz. Video başında bahsettiğim yılan oyunu belki yeni başlayanlar için karmaşık bir proje olabilir ama basit ve gayet işlevsel olduğunu düşündüğüm bir şey yapabiliriz bununla o da menü tasarlamak. Zaten görüyorsunuz üzerindeki tuşlar ve tam ile bu menü için biçilmiş kaftan. Açıkçası benim de ilgimi çeken ve üzerinde biraz durduğum konu bu. Eğer menü yapımı konusunda biraz aşama kat edebilirsem bununla ilgili benden yeni bir video bekleyebilirsiniz. Son olarak bu arkadaş ilgini aklıma gelen bir başka işlev de uzaktan kumanda. Evet yaptığınız bir aracın bilgilerini mesela pil durumunu ya da uzaklığını, sinyal kalitesini bu ekranda gösterebilirsiniz ve buradaki tam stickle eh, biraz küçük ama yine de kontrol sağlayabilirsiniz. Eğer sizin aklınıza bu ekranla ilgili yapılabilecek şeyler geliyorsa lütfen yorumlarda bunu paylaşmaktan çekinmeyin. Bununla birlikte bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sam Market'te bir başka ürün aksesuar inceleme ve programlama rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.